Oyun atölyesi bildiğiniz gibi bilhassa Shakespeare repertuarıyla Türkiye'de çok önemli bir yer tutuyor. Türk tiyatrosunda çok önemli bir yer tutuyor. Her yıl en az bir Shakespeare oyunu sahneye koyuyorlar. Haluk Bilginer'in de kurucusu olduğu oyun atölyesinde. Ve bu nedenle de bazen bilet bulmak zor oluyor. İşte o bilet bulmanın zor olduğu günlerde bir teselli olarak çıkan bir DVD var. Shakespeare müzikali 7. DVD olarak da izleyici karşısına çıktı ve Haluk Bilginer Mehmet Özdoğan'ın sorularını yanıtladı. Dalgalar gibi kayalık kıyılarda sonlarına koşuşur ömrümüzün anları. Senin beynin yağlanmış düğmeleri çözecek kadar yemek var. Doğarız, ölürüz. Bu ikisi arasında da bir şeyler yaşarız. 7, diğer adıyla Shakespeare müzikali, işte bu bir şeyler üzerine ergenlikle yaşlılık arasında insanın geçtiği bir takım durakların 7 perdelik ömrün müzikali 7. Gözü tok kim varsa şu dünyada hadi gelsin, hadi gelsin. Yaşamayı seven açık havada hadi gelsin, hadi gelsin. Oyun atölyesi 2 senede tam 160 kez sahneye koydu Shakespeare müzikalini. Haluk Bilginer'e sahnede Evrim Alasya ve Selen Öztürk'ün de aralarında bulunduğu birçok genç oyuncu eşlik etti. Müziklerde ise yine Tolga Çebi'nin imzası vardı. Shakespeare müzikali yapmak fikri 7-8 yıl önce bizim aklımıza gelen bir şey ve düşlediğimiz bir şeydi. Yani bir gün bir Shakespeare müzikali yapalım. Shakespeare'in o güzel sözlerinden, oyunlarındaki sözlerinden ve sonelerinden bir kolaj yapıp insana anlatalım diye düşünüyorduk. Sonunda beğendiğiniz gibiden Jack'ın tiradı, yedi çağ, bütün dünya bir sahnedir tiradından yola çıkarak insanlığın yedi çağını doğumdan ölüme sadece Shakespeare kullanarak anlatalım dedik. Ve Kemal Aydoğan'ın burada müthiş bir kolajı vardır gerçekten çok çalıştı bunun üzerine ve bence çok güzel bir kolaj çıkardı ortaya ve çok da iyi yönetti. Havuz biter, sünkü düşer, yatar uyur baş üstüne. Sevgi ders saksa da sakın gücenme. Ve şimdi oyunun DVD'si çıktı. Bu haber 4 ay sonrasına dahi bilet bulamayan tiyatro severleri biraz olsun mutlu edebilir. Shakespeare artık insanlığın malı olmuş. Onun için bunu yapmakta hiçbir sakınca yoktu. Ve böyle bir şeyin de ileriki nesiller için saklanması, bu müziğin, bu kolajın, böyle bir müzikalin bence çok çok iyi bir fikirdi. Hoş geldin, üzüldüm, buruktur elveda buruk. Peki her sezon mutlaka bir Shakespeare oyununa yer veren oyun atölyesinin Shakespeare'le ilgili ulaşmak istedikleri yer neresi? Shakespeare'in bizim oynayabileceğimiz tüm oyunlarını yapmak gibi bir niyetimiz var açıkçası. Yani bugüne kadar 7 oyun yaptık. Şimdi sırada benim oynayacağım inşallah bir Kral Lear var. Üçüncü Richard var. Venedik Taciri var. Yapmayı istediğimiz oyun Hamlet var. Yani ben olmam belki ama zaten ben hepsinde yoktum. Hırçın Kız'da yoktum, Otello'da yoktum. Ama Shakespeare o kadar önemli ve o kadar iyi bir yazar ki herkesin bildiği gibi, bütün dünyanın bildiği gibi. Çok büyük bir deha. Böyle dehalar yeryüzüne 1000 yılda bir falan geliyor galiba. Yani 500 yıl neredeyse geçti, hala yeni bir Shakespeare yok dikkat ederseniz. Muhteşem bir şey. Şimdi bunu herkesin, tüm dillerde herkesin anlaması bence çok önemli. Ama olsun, Shakespeare'in o insan ruhunu kavramaktaki ve algılamaktaki büyük dehası her oyununda karşımıza çıktıkça yani iltifat kelimeleri kalmıyor, yetmiyor. Artık küfretmeye başlıyorsunuz. Bu kadar güzel yazılır mı diye. Aylar önce yine Skala'ya verdiği röportajda tiyatrocudan memur olmaz diyen Bilginer, yeniden gündeme gelen tiyatroda özelleştirme tartışmaları için şunları söyledi. Özelleştirme gibi bir beyhude tartışmanın peşine düşüldü maalesef. Özelleştirmenin bir mantığı olmadığı gibi bir pratiği de yok. Yani özelleştirme olmayacak, onu biliyoruz artık yani. Kime satacaksınız? Devlet tiyatrosunu ya da şehir tiyatrosunu başına bela mı alsın? Tiyatro kömür işletmeleri değil. Onun için özerkleştirme üzerine yoğunlaşırsak herkes, hükümet, bakanlık, tiyatrocular ve biz şuna karar verirsek, biz tiyatroyu mu savunacağız yoksa imtiyazlarımızı mı savunacağız? Tiyatroyu savunmak isteyenlerle sabaha kadar
tiyatro konuşabiliriz ve bunun nasıl olacağını tartışabiliriz. Hatta bir çalıştay kurulur, o çalıştayda tartışılır. Ama ben imtiyazlarımı korumak istiyorum. Tiyatro benim umurumda değil gibi çıkışlarla benim işim yok. Yani az bile veriliyor. Yani benim söylediklerim yıllardır, sadece ben değil herkes söylüyor, 15-20 yıldır söylüyorum. Devlet tiyatrosu 140 değil, 200 milyon lira ödenek ayırdıysa 400 milyon lira olmalı. 25 salonu varsa 50 salonu olmalı. Ama memur sanatçı barındırmamaları bu kadar basit. Memur sanatçı barındırmayacak çünkü tiyatro yapmak isteyenlerle tiyatro yapacaklar ve tiyatronun kalitesi yükselecek. Devlet tiyatrosu olmazsa Kars'a nasıl tiyatro götüreceğiz, Mardin'e nasıl tiyatro götüreceğiz gibi saçma sapan sorular var. Bu yeni kurulan tiyatroyla daha iyisini götüreceksiniz. Neyi tartışıyoruz anlamadım. Yani üzüm yiyelim, bağcı dövmeye çalışmayalım. Değmez bu yangın yeri, avuç açmaya değmez. Shakespeare müzikalinin DVD'sini raflarda bulabilirsiniz. En uzun sizde kalsın Bahar. Acele etmesin. Hasat mevsiminin son gününü beklesin. Yoksulluk darlık sizlerden uzak dursun. Shakespeare'in ve oyun atölyesinin hayır duası üzerinize olsun efendim. Amin. Haluk Bilginer'in tiyatro konusundaki görüşleri şüphesiz çok değerli ve çok da dikkate alınması gerekiyor. Aynı zamanda